Evet arkadaşlar, şu an videonun ikinci partıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler. Tabii de şöyle bir şey de var. Bu da ne kadar insanlar için önemli ya da önemsiz olabilir sizin özel hayatınız. Mesela ne bileyim ben Nisan ayı gibiydi. Dizinden bir sakatlık yaşadım. Ve bunun üstüne ders çalışma isteğim resmen alt üst oldu o aylarda. Çünkü insanlar size işte diyebilir. Ya işte dizinden ne alaka var, dersine çalışsana. Sanki orayı mı kullan efendim? Yok işte öyle değil. Yani insanların belli başlı özel hayatındaki durumları, koşulları ya da ne bileyim bu sizin ailenizle ilgili bir durumda olabilir. Tabii herkesin var kendi ailesinin içinde problem de sizinki daha büyük olabilir. Ne bileyim yani anneniz babanızın başına kötü bir şey gelmiş olabilir. Kardeşinizle ilgili kötü bir şey yaşamış olabilirsiniz. Bunları yani illaki kaydeder şeyler ama sınav senesinde çok sakıncalı. Bu seneniz emin olun o geçirdiğiniz sene bir daha gelmeyecek. Ha, bir sene daha hazırlanırsınız. Ona bir şey diyemem ama o geçirdiğiniz sene, o 12. sınıf bir daha gelmeyecek. Ya da şu an mezunsanız aynı şekilde. O mezun olduğunuz, işte ikinci seneniz oluyor 12. sınıf bittikten sonra. O sene bir daha gelmeyecek. Bir sene daha kalacaksınız ve her sene bir yaş daha büyüyeceksiniz. Bence bu büyük bir dezavantaj. Bilmiyorum ama sınava ilk senede gitmek önemli. Çünkü birçok konuda kendinizi yani böyle yaş fazla ilerlemeden hayata atılmak dediğimiz şey var ya. İşte bunu bence gerçekleştirmeniz gerekiyor. Çok fazla beklememizi tavsiye ediyorum o yüzden. Şimdi dediğim gibi işte bu Nisan aylarında benim de başıma böyle bir şey geldi. İşte o an böyle bir ne bileyim bir ruh sıkkınlığı böyle hiçbir şey yapmayacağım. Ders çalışmayacağım. Bana ne zaten bir ara, o arada bir ameliyat falan olmayı düşünüyordum. İşte ameliyata gireceğim bilmem ne derken. Yani aslında amacımdan tamamen sapmıştım halbuki. Haziran ayının sonunda sınav var değil mi? Ama yanlış yaptım. Bu yanlışlarımdan ders almam gerekiyor. Aldım da bir sene daha sınava hazırlanmayı düşünmüyorum ama yani tabii bu birçok konuda geçerli. Yani ben bu konuda ders alıyorsam illa sınav senesiyle ilgili değil bu. Yani bu benim başıma üniversitede de gelebilir. Böyle kötü bir olay değil mi? Yani ben size o yüzden bu tarz özel hayatınızdaki kendi fiziksel, ruhsal, zihinsel çöküntülerinizi örtbas etmeye, bastırmaya çalışın. Yani bunlarla savaşın mı diyeyim? Galiba doğru tabiri bu. Evet, savaşın. Bunların üstesinden gelmeye çalışın kısacası. Yani bu tarz sıkıntıları kendinizi daha fazla düşünerek size hiçbir şey kazandırmaz. Yani ailenizi bir kötü durum yaşadınız annenizle babanızla. Bu yani çok fazla da aslında geçmiş odaklı düşünmeyin. Daima ileriye bakmanızı size tavsiye ediyorum. Çünkü genellikle geçmiş odaklı düşünürseniz kaybedersiniz. Birçok şeyi kafanıza takarsınız ve ileri dönük hiçbir türlü plan yapmazsınız. Bu da tavsiye ettiğim bir şey değil, doğru bir şey değil zaten. Bundan eminim, doğru bir şey değil. Çok fazla geçmişi kafaya takmayın. Ya da olan şeyler. Neyse. Bu kısmı fazla uzattım. Şimdi gel gelelim. Bu dönemlerde özellikle evet bir kırılma ayı da bence Mart-Nisan ayı. Çünkü sınava hazırlanan ortalama 6 ile evet 8 ay. 8 ay oluyor. Bu 8 aylık süreçte insanlar elbette yıpranıyor. Ama bence bu konudaki önemli bir şey, bu Nisan ayındaki bizim sıkılmamızın sebebi bizim 8 ay hazırlanmamız değil. Bizim sınavımıza 3 ay kalması. Yani bence bu ne bileyim insanı psikolojik olarak daha çok etkileyen bir şey. Yani bence o sınav Haziran'da değil de Eylül'de, Ekim'de o an uzatılsa, hani sınava 5 ay kalsa aynı azimle belki de Temmuz'a, Ağustos'a kadar gelip o zaman sıkılmaya başlardık. Bence yani psikolojimiz böyle çalışıyor. 2 ay kala, 3 ay kala yani her neyse yani belli bir şeyin %80'ini tamamladıktan sonra o son adımlar bize o kadar zor geliyor ki. Halbuki siz bunu tam tersine çevirebilirsiniz. Yani siz sınav döneminin yaklaşmasına rağmen hayır işte adınız neyse hayır Mehmet bilmem ne işte hayır Mehmet ben bunu böyle yapmamalıyım çünkü sınava daha uzun var diye düşünebilirsiniz bak bir sene daha hazırlanabilirsiniz gibi aklınıza kötü ihtimalleri getirin ve bunları kötü ihtimalleri getirin ama yaşamayı da kesinlikle reddedin yani ben böyle yapmıştım yani demiştim ki mezuna kalabilirim evet çünkü bana kısmen de olsa rahatlık veriyordu değil mi? Mezuna kalmak yani hoş bir şey değil ama bir
biraz böyle rahatlık hissi yaratıyor insanda. Çünkü bir senede halletmek yani cidden zor. O psikolojiye girmek, bu sene oldu olmazsa ben bir daha ne yapacağım? Böyle bir şey yok çok şükür sınavda. Yani sizin önünüzde bir sene, 2 sene her neyse daha çok uzatanlar var. Oraya girmeyeceğim de. Yani şansınız var. Evet bir sene daha şansım var ama ben bunu değerlendirmeyi düşünmüyorum. Kalmayacağım. Yani özellikle 12. sınıflar için söylüyorum. Bunu düşünerek hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Şayet mezunsanız da bir sene daha mezuna kalmayacağım. Telkinini kendinize verebilirsiniz. Çünkü bu şekilde kendinize beyninize sinyaller yolladığınız zaman beyniniz bu yönde çalışıyor. Ve bir sene daha kalmamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ben eminim ki derslerinde başarılı olmuş birçok insan ders çalışmayı sevdiğinden dolayı değil, sadece kaybetmemek istediğinden dolayı derslerinde başarılılar. Çünkü aslında kimse, yani kimse demeyeyim de birçok insan eğlence dışı aktivitelerden zevk almaz, değil mi? Yalnızca bunu ne için yapar? Bir çıkarı varsa yapar. Yani ne bileyim bir meslek sahibi olmak için yapar. Ya da kimisi para odaklı düşünüyor, bir para için yapar. Kimisi bu dersi zevk aldığı için yapar. Yani bu da aslında yine eğlenceye giriyor, değil mi? Ders çalışmayı seven insanlar da bundan eğlendiği için bu aktiviteyi yapmak zorunda. Çünkü insanlar sevdiği şeyleri yaparlar. Yani asıl demek istediğim konu şu, lafı uzatmayayım. Bu çok başarılı olmuş insanların çoğunun ben ders çalışmayı sevdiğini düşünmüyorum. Bu insanlar ders çalışmayı sadece zorunluluktan, yani kendilerini öyle şartlandırdıklarından dolayı, beynine bu şekilde sinyaller yolladıklarından dolayı ve iyi bir üniversite, iyi bir bölüm kazanmak istediklerinden ve bunu aslında istemekten ziyade zorunlu olduklarını düşündüklerinden dolayı yapıyorlar, değil mi? Yani benim düşüncem bu. Bence birçok insan böyle düşünüyor. Yani birçok başarılı insanın ben bunu düşünerek yaptığını düşünüyorum. Haziran ayı. Bu ay artık son ay. Sınava girmeye yaklaştık. Artık sınav iyiden iyiye bize kendini hissettiriyor. Ve bu aylarda bence yine yapılan bir hata. Sınava yaklaştık. 2 hafta kaldı, değil mi? Bu dönemlerde insanlar şunu yapıyor. Ya sınava yaklaştık. Artık bundan sonra çalışsam da ben bir şey anlamam. O yüzden ben bence biraz dinlenmeliyim. Yanlış. Bu yani hiç değilse 1-2 hafta öncesinden yapılmaması gereken bir şey. Yani nesin ki, değil mi? Dinlene dinlene sanki ne olacak? Bence sınava gitmeden bir gün önce bile çalışılabilir. Yani benim doğru gördüğüm şey bu. Ben her zaman size uyguladığım şeyleri anlatmıyorum. Benim doğru gördüğüm şeyleri size anlatmaya çalışıyorum. Yani sınava sabahleyin giderken bile işte neyse arabada, otobüsler neyse bir yani bence ufak bir not defteriniz olup bakmalısınız. Yani bunu unutabilirim. Bunu unutabilirim dediğiniz şeylere bakmalısınız. Mesela benim yaptığım bir şeydi yine. Benim en çok ben böyle hafızada bir şey tutmada sıkıntı yaşıyorum. O yüzden de genellikle edebiyat gibi derslerde başarılı olamadım. Yani kimyada mesela belli başlı formüller vardı. Mesela NOH nitrik asit gibi. Bu tarz bunların özel adları, işte insanlar arasında söylenen adlar, kimyasal isimleri, bunların kendi formülleri, kalıpları her neyse bunların hepsini bilmek zorundasın. Ve belki bunlardan bir soru çıkacak ya da çıkmayacak ilk sınavda. Bunun için kendime ufak bir not defteri değil de bir A4 kağıdına hiç değilse bunları not aldım. Çünkü bunları unutabilirdim. Sınava girmeden şöyle bir baktım. Çünkü son böyle en son baktığınız şey aklınızda kalır. Ben bunu o an ezberlemeseniz bile geçici hafızaya atarsınız bunu. Yani o kısa bir süreliğine sizin aklınızda kalır. Sınava girdiğinizde mesela bunu yaptınız ya benim yaptığım gibi. Açın. Kimyayı açın. Bu soru varsa direkt işaretleyin ve o şekilde Türkçe'ye başlayın. Çünkü unutabilirsiniz. Ama bakın şimdi bir net kazandınız. Bu tarz aslında ben size daha çok kimsenin değmediği tiyolar vermeye çalıştım. Yani biraz daha özele indim aslında. Yani basit şeyler üstünde durmak pek istemedim. Yani çok çalışın, derslerinizde çalışın. Bunları herkes söylüyor. Ben size biraz daha kendimin doğru gördüğüm ve sizin daha çok işinize yarayacağını düşündüğüm şeylerden bahsetmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer
bana sormayı düşündüğünüz, sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlardan belirtin. Eğer bunu uzun bir şekilde video çekmem gerekiyorsa videoyla, kısa bir soru cevapsa zaten direkt ben sizin yorumlarınızı yanıtlayacağım. Arkadaşlar, videonun sonuna gelelim artık. Bayağı da uzun oldu. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.